Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Önemli grafiklere bakacağız, önemli haberlere bakacağız, önemli veriler bulunmakta. Hepsini anlamaya çalışacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle Bitcoin'e baktığımız zaman aslında bu daralmanın maalesef aşağı yönlü olarak kırıldığını görebiliyoruz. Yani bayağı bir daralma yaşıyorduk aslında baktığımız zaman bunu Arisa'ya da yansıtmıştık. Fakat görüyoruz ki maalesef bu daralma aşağı yönlü olarak kırıldı arkadaşlar ve zaten şunu söylüyorduk. Yükselen takoz formasyonları istatistiki olarak aşağı doğru kırabilirler diye ve maalesef bu kırılımın geldiğini söylemek istiyorum. Bitcoin açısından bu daralma en sonunda maalesef aşağı yönlü kırılarak sonlandı. Peki neler olabilir derseniz açıkçası burada baktığımız zaman Belki bir retest konumu oluşabilir arkadaşlar. Yani burada kırdım, sonrasında test etmeye gideceğim. Ardından düşüşe devam edeceğim şeklinde bir hareket olabilir ve bunun da seviyesi 23.900'ler olduğunu söyleyebiliriz. Yani tekrardan Bitcoin 23.900'lere çıksa da bunun test hareketi olabileceğini söyleyebiliriz. Yani net bir şekilde daha yükselişe geçebileceğimizi düşünmemeliyiz. Maalesef şu anda kırılım geldiği için Buna göre pozisyon almamız gerektiğini söylemem gerekiyor arkadaşlar. Aynı zamanda bu düşüşle birlikte Bollinger bandının orta bandını da kaybettiğimizi görebiliyoruz. Yani Bollinger'ın orta bandı da bizi tutmaya çalışıyordu. Bakın dün zaten çok önemli bir noktada tutunmaya çalışıyorduk. Ve tutunluk aslında sonrasında gelen kapanışla birlikte Bollinger'ın orta bandını da kaybettik. Ve orayı bakın tekrardan bir iğnelemişiz. Ee, bu şekilde duruyoruz. Fakat dediğim gibi aşağı yönlü kıralım yani Bollinger'in orta bandını da kaybetmemiz maalesef bir diğer kötü sinyal oldu. Burada söylediğim gibi şöyle bir hareket gelse de maalesef düşüşlere devam edebiliriz. Temkinli olmakta fayda var bunu tekrardan söylemek istiyorum. Peki düşüşler devam edecekse bizi neresi tutabilir derseniz de açıkçası burada hacimli alana baktığımız zaman Bitcoin'de hacimli alan 21.000 seviyelerinde toplanmış arkadaşlar. Yani burada baktığımız zaman hem bir W formasyonu vardı bu W formasyonunu kırdık, test ettik, yukarıya doğru gittik. Yani önemli bir hacim bölgesi olarak burada toplandığımızı görebiliyoruz. Yani 21 bin dolar seviyesi Bitcoin açısından önemli bir seviye ve aynı zamanda zaten buranın Interest Stop tarafından da korunduğunu görebileceğiz. Yani bu bölge bizim için önemli bir destek bandı olacaktır. Tabii ki öncesinde belki destek bandı olarak 22.800'ler vesaireler verilebilir. Fakat sağlam bir destek istiyorsak bunun seviyesi 21 bin dolar seviyesinde olduğunu tekrardan söylemek istiyorum. Önemli bir destek attığımız burada bakalım buradan bir geri dönüş yaşamayı başarabilecek miyiz? Bitcoin'de yaşanan hareketin en hacimli bölgesinin burası olduğunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Ardından MA50 üzerinde kalmaya devam ediyoruz en azından. Sonrasında King Decatur'a baktığımız zaman onun da alt bandının yine 21 bin dolar seviyesine geldiğini görebiliyoruz. Yani baktığımız zaman birçok indikatör tarafından önemli bir bölge olduğunu tekrardan görebiliyoruz. Sonrasında arkadaşlar bir diğer grafiğimize geçiş yapalım isterseniz. Bu grafiğimizde ise dün gelen hareketin maalesef hacimli bir hareket olduğunu görebiliyoruz. Baktığımız zaman ondan önceki mumun aslında ne kadar hacimsiz olduğunu görebiliyoruz. Fakat şu an gelen yani kralımın hacmi gerçekten yüksekti. Bu da biraz daha temkinli olmamız gerektiği konusunda yine bizleri uyarıyor arkadaşlar. Dikkatle takip ediyoruz. Söylediğim gibi kıralım aşağı yönlü geldi maalesef. Bunu hiçbir zaman istemiyorduk maalesef oldu. Sonrasında USDT dominansına baktığımız zaman USDT dominansı adına da şunları söylemek istiyorum. Burada arkadaşlar takip ettiğimiz direnç bandı yine bizim 6.55 seviyesi olacaktır. Yani bunu hatırlayacaksınız mor bandı kırdığımız anda sonrasında test etmiştik bir türlü moru kazanamamıştı. Ve burada bir geri çekilme ile birlikte Bitcoin'de bir atak görmüştük. Güzel bir atak görmüştük. Sonrasında burayı tekrardan test edebilir. Fakat burası önemli bir direnç oynayacaktır. Yani şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. USDT dominansı adına 6.55'e doğru bir hareket görürsek bu da yaklaşık olarak %8-9'luk bir hareketi meydana getirecektir. Bitcoin'de ise %8-9'luk bir düşüşü meydana getirecektir. Yani burada baktığımız zaman %8-9 deyince zaten yine 21.000 dolarlara geldiğimizi görebiliyoruz. Bu yüzden bu şekilde takip edebiliriz. Dediğim gibi USDT dominansı adına 6.55 seviyesi çok önemli bir seviye. Buradan tekrardan red yiyebilir. Umarım da böyle olur. Bakalım hareket yapısı nasıl olacak bunu da dikkatle takip edeceğiz. Ardından bir diğer grafiğimize geçtiğimiz zaman aslında bakın burada bir momentum uyumsuzluğu geldiğini görebiliyorsunuz. Bakın burada yazan R harfi aslında bizlere diyor ki şu anda bir uyumsuzluk var. Yani bitcoin burada yükselse de aslında bir uyumsuzluk oluşturarak yükseldi. Ve bunu aslında geçmişte nerede görüyoruz derseniz bakın arkadaşlar şurada görebiliyoruz. Yani bakın burada da yine R yakıyor ve bir uyumsuzluk bir momentum uyumsuzluğu olduğunu söylüyor bizlere. Ve Bitcoin buradan baya bir geri çekilme yaşıyor zaten zirveyi verdirmiş. Sonrasında mesela şurada baktığımız zaman burada bir üçlü uyumsuzluk gelmiş. Sonrasında Bitcoin'de bir geri çekilmeye bakalım. %24 civarında bir geri çekilme olduğunu görebiliyoruz. Yine burada arkadaşlar uyumsuzluğun geldiğini hafif bir yükseliş olsa da düşüşlerin devam ettiğini görebiliyoruz. Yani burada da bir önemli sinyal geldi. Bir momentum uyumsuzluğu olduğunu söylüyor. Ve zaten uyumsuzluk şu anda bizlere %4-5 civarında bir geri çekilme yaşattı. Eğer ki böyle %20'lere gidersek de arkadaşlar yeniden 20 bin dolarların olabileceğini söylüyor. Bunu da dikkatle takip etmeliyiz. Dediğim gibi maalesef bir momentum uyumsuzluğu da beraberinde geldi. Bunu dikkatle takip edeceğiz. Ardından Mekdi tarafından haftalıkta ikinci alı yakabilecek miyiz? Bunu da yine takip edebiliriz. 3 gün 16 saat kaldı. Mekdi'nin haftalıktaki alı bozmaması gerekiyor. Bu da bizim için önemli olacaktır. Ardından burada baktığımız zaman aslında buraya da artık bir ünlem geldiğini söylemem gerekiyor arkadaşlar. Yani bakın burada bir kralın meydana geliyordu. Ve ardından sert bir düşüş. Yine kralın meydana geliyor. Yine sert bir düşüş. Mesela şurada yine bir kralım geliyor. Sert bir düşüş ve kırılım geldiği RSI bazında. Bakalım sert bir düşüş gelecek mi? Bunu da dikkatle takip edeceğiz. Ardından likidasyon durumuna bakmadan önce ufak bir duyurumuz olacak. Hemen o duyuruyu yapıp ardından likidasyon durumuna bakacağız. Batswap GG Asendex borsasında listeleniyor arkadaşlar. BSGG kısaltılmış haliyle bulabileceksiniz ve trade yapabileceksiniz. %30 oranında tahmini APR ödülü bulunuyor ve yine bunu stake yapabiliyorsunuz. Burada bakın %35 oranında stake geliri bulunuyor. Aynı zamanda baktığımız zaman borsalar arasında en yüksek stake geliri veren borsa olduğunu söylemem gerekiyor. Örnek vermek gerekirse diğer borsalarda USDT kazancı %2 civarındayken burada stake geliri %6.18 civarında ve gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Betswap GG aslında bir spor bahis borsası arkadaşlar. Bahislerin artık kripto paralarla yapılmasına imkan veren bir borsa ve gelişmeye açık olduğunu söyleyebilirim. Ve dediğim gibi Asendex borsasında 5 saat 50 dakika sonra yani Türkiye saatiyle 16'da listelenecek sizler de yorum ve açıklama kısmında bulunan referans linkim üzerinden Asendex borsasına kayıt olabilir. Ve 600 dolar hoş geldiğin bonusundan faydalanabilirsiniz demek istiyorum. Ve hemen videoya devam edelim. Likidasyon durumuna baktığımız zaman aslında dün 165 milyon dolarlık longun içeriye alındığını görebiliyoruz. Bunun yanında 73 milyon dolar da short içeriye alınmış. Yani longlar baya baya ezilmiş aslında. Peki şu an hangisi üstün derseniz şu anda baktığımız zaman shortların daha üstün olduğunu görebiliyoruz. Yani burada içerideki longlar maalesef artık tükendi. Ve yeniden e Funded rating Short tarafına döndüğünü söyleyebiliriz Ardından dün aslında arkadaşlar ilginç bir olay meydana geldi Borsalara e, direkt olarak USDC girişi oldu yani yüklü miktarda Bir USDC girişi olduğunu söyleyebiliriz Yani bir nakit girişi oldu Fakat bu iki şekilde yorumlanabilir yani bu parayla Ya bitcoin alacak yani kripto para alacak ya da bununla Direkt olarak türev işlemler yani vadeli işlemler kaldıraçlı işlemler yapabilir Bu yüzden bunda dikkat edebiliriz Dediğim gibi borsaya uzun bir aradan sonra bu kadar yüklü bir miktar para girişi olduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ardından ABD tarafına baktığımız zaman aslında FED üyeleri bugün de konuşma yapacak arkadaşlar. Dün aslında yine konuşma vardı. Bu konuşmada aslında şunlar söylenildi. Bir noktada faiz artışı hızını yavaşlatmak gerektiğini söylüyorlar. Yani aslında bu aşırı sıkılaşmadan kaçınmayı düşünüyorlar. Ve bu sayede rezesyon riskini azaltmayı düşünüyorlar aslında. Fakat biliyoruz ki bir de enflasyon riski var. Yani aslında Fed, Fed tarafına baktığımız zaman, ABD tarafına baktığımız zaman iki tarafta da bir sorun olduğunu görebiliyorsunuz. Yani aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık şeklinde bir olay olduğunu görebiliyoruz ve bunu da şöyle eski bir ekonomist şöyle yorumluyor arkadaşlar. ABD ekonomisinde kesinlikle bir çöküş gelecek diyor. Bir tasfiyenin gerekli olduğunu düşünüyor. Ve baktığımız zaman 2008'deki borçluluk oranında şu anda daha fazla borçlu olduğunu söylüyor. Ve bundan dolayı da bir çöküşün gelebileceğini düşünüyor. Dediğim gibi arkadaşlar ABD'de de aslında bir çıkmazda. Yani iki harekette de aslında kendisine zarar veriyor. Bu yüzden bakalım nasıl şekillenecek bunu da takip edebiliriz. Ardından bu veriye baktığımız zaman bu veri de bizlere Bitcoin'de dip ve tepeler hakkında bilgiler veriyor. Ve baktığımız zaman Bitcoin'de bakın iki tane Riba'nın Dipleri verdirdiğini bakın burada görebiliyorsunuz dipleri verdirdiğini görebiliyoruz. Ve burada baktığımız zaman aslında bu seviyenin de 16600'de olduğunu söyleyebiliriz. Yani bitcoin biraz yaklaşmış 17000'lere kadar bir düşüşü olmuştu. Ardından tekrar tepki almıştı. Bakalım tekrardan gelecek miyiz? Sonrasında ise tepe tahminleri adına da bakın üst ribbonlara doğru bir hareket yapıyoruz. Ve oradan ayı sezonuna tekrardan giriyoruz. Sonrasında burada tepe tahminine baktığımız zaman 110.000 dolar olarak görünüyor. Yani üst tepe ise 247 bin dolar. Bakalım arkadaşlar bu ikisi arasında bir tepe tahmini oluşturduğunu görebiliyoruz. Dediğim gibi aslında Bitcoin için uzun vadeli yine güzel konumlarda olduğumuzu söyleyebiliriz. MVR ve Z skor açısından baktığımız zaman yeşil alanların uzun vadeli akümülasyon alanı yani toplama alanı olduğunu biliyoruz. Yeniden baktığımız zaman aslında burada yeşil alana doğru tekrardan bir giriş yapmaya çalıştığını görebiliriz. Bakalım yeniden akümüle bölgesine gelecek mi? Bunu da takip edebiliriz. Ardından balinalara baktığımız zaman onların hala bir yatay süreç geçirdiğini söyleyebiliriz. Alım yaptığında yine sizlere paylaşırım. Fear and Creed Index tarafında ise şu anda yeniden 30 seviyesine ve korku seviyesine geldiğimizi görebiliyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.